Şimdi 6-7 Eylül pogromu doğru, hadise, olay çok basit bir şey geliyor bana da. Ya çünkü olaylar deyince sanki böyle bir taraflar varmış, bunlar birbirlerine kavga etmişler tamam, gibi etnik, anlaşılabiliyor. Yani etnik bir gruba yönelik bir oysa saldırı. Oysa yani bir pogromsa bir planlı, programlı, belli bir etnik gruba, dini gruba karşı olan bir provokasyon, bir saldırıyı tanımlar. O açıdan ben pogrom olarak tanımlıyorum. Doğru. Tamamen etnik bir gruba yapılan bir saldırı. Gösteri değil, saldırı resmen olduğunu. Ve karşılıklı bir durum yok. Bir planlı, programlı, devletin derinliklerinde planlanmış, tezgahlanmış ve sonuçlara büyük bir felakete yol açmış ve adaleti bulunamamış olaylar olduğu için böyle tanımlıyorum. Ve uzun yıllar konuşulmadı bu konu. Daha sonra da bunun bir planlı, programlı olduğuna yönelik kitaplar yazıldı. Ya i̇tiraflar da, var. İtiraflar yapıldı. Tamamen ondan sonra da başlandı konuşmaya, fakat 6 Eylül pogromunun üzerinden 66 yıl geçmiş olmasına rağmen her an Türkiye'de yaşanabileceğine yönelik de bir atmosfer var sanki. Neden? Çünkü cezasız kalan suçlar tekrarlar. Maalesef devletin içinde bir grup hani mevzubahis kendilerince vatansa geri kalan teferruattır diye bir söz üzerinden her türlü provokasyonu mübah olarak görüyorlar. Bu ülkenin de hep bir ötekisi vardır Zeynel Bey. Yani biz 1915 yılına kadar Türkiye'nin yarısını oluşturuyorduk. Hristiyan halklar, Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, Yahudiler. Daha sonra 1915-25 yıllarında yaşadığımız büyük felaketlerle azınlıklara dönüştük. Ve bu ülkede ama kalmaya devam ettik. Bir bölümümüz, evet benim de akrabalarım şu anda, tabii pek çoğunu kaybettim ama bir bölümde yurt dışında yaşıyorlar ama biz... Babam, ailem burada kalmayı tercih etti. Burası bizim vatanımız dedi. Ama maalesef işte o cezasız kalan suçların tekrarladığı meseleyi 6-7 Eylül 1955 tarihlerinde maalesef yaşadık. O gün devletin derinliklerinde bir plan yapıldı. Programlı bir şekilde kendilerince milli duyguları kabartmak için ne yaptılar? Bir MIT elemanını, istihbarat elemanını Selanik'e gönderdiler. Ve Atatürk'ün evini bombalattılar. Açıkça söyleyeyim, itirafları var. Oktay Engin diye bir şahıs Atatürk'ün evini bombaladı ve aynı gün efendim Selanik'te Atatürk'ün evini bombaladılar diye haber. Akşam baskısıyla bir gazete basıldı, on binlerce dağıtıldı ve bindirilmiş kıtalar, bakın hazır bindirilmiş kıtalar kamyonlara doldurulup ellerine tek tip sopalar verilip Rum mahallelerine, Ermeni mahallelerine bırakıldılar. Bunun sonucunda düşünün, polis var, jandarma var, hepsi bunlara yol veriyor, yolları açıyor ve bunun sonucunda bizim efendim resmi kayıtlara göre 73 kilisemiz, 8 ayazmamız, 2 manastırımız, 5 bakın resmi kayıtlara göre 5538 ev ve iş yeri yakılıyor, yıkılıyor, mezarlıklarımıza giriliyor. Bakın daha yeni defnedilmiş cenazeler mezarlıktan çıkarıp yakılıyor, mezarlıklarımız talan ediliyor ve tecavüzler söz konusu, yağmalar söz konusu. Böyle büyük bir felaket yaşıyoruz. Şimdi böyle büyük bir felaket yaşandığında eğer bu işe devlet yol vermişse, devlet iki şey yapar. Ya devlet içindeki bir karanlık yol vermişse. Buna yüzleşilir, buna bakılır, bunun soruşturmaları yapılır ama bu yapılmıyor. Bunun yerine bugün Aziz Nesin'in anılarını okuyorum. Bazı solcu aydınlar gözaltına alınıyor güya bu işin müsebbibi gibi. Ama hiçbir zaman bu mesele üzere gidilmiyor. Ve sonra bir itiraf var. Sabri 25oğlu. Dönemin orgenerali şöyle diyor, 6-7 Eylül özel harp işidir, muhteşem bir örgütlenmeydi diye açıklama yapıyor. 1980'li yıllarda bir röportajında. Ve diyor ki Sabri 25oğlu, bu işin başında ben vardım diyor. Yani Seferberlik Tetik Kurulu Başkanı olarak ben vardım, muhteşem bir örgütlenmeydi evet, diyor. Ve amacına da ulaştı diyor. Amacı neydi? Efendim Atatürk'ün evi Selanik'te bombalandı diye bir haber çıkaralım. Bunu da Rumları müsebbip olarak koyalım. Buradaki Rumlara, Ermenilere saldırtalım. Onları buradan kaçırtalım. Mallarını yağmalayalım. Ve milli duyguları kabartalım diyor. İşte böyle bir sebeple yapılmış bir pogromdan bahsediyoruz. Aynı Sabri 25oğlu şunu da söylüyor. Kıbrıs'ta cami bombaladık biz diyor, bakın. Evet. Kıbrıs duygusunu, Kıbrıs'ta efendim büyük bir felaket var. Oraya mutlaka bir operasyon yapılmalı diye bir algıyı nasıl yaratacaksınız? Kıbrıs'ta cami bombaladık biz diyor. Niye? Burada milli duygular kabarsın, cami bombalandı diye ve Kıbrıs'a olacak bir çıkarmanın, savaşın önü açılsın diye bunlar yapılabiliyor. İşte aynı, bakın milli güvenlik o bombayı atan kişi de 1992 Oktay yılında... Oktay Engin ne oluyor biliyor Nevşehir musunuz? Valisi. Nevşehir valisi oluyor 1992 yılında. Düşünebiliyor musunuz? Bir devlet
Bir mesele yüzleşmiyor. Şimdi bu tabii... O işin müsebbibini de alıyor, vali yapıyor. Peki program... Sabri 25 oğlu ne oluyor? Hı. Hani muhteşem bir öbürlenmedi diyen. Hı. 1988 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri oluyor. Hem suçlar cezasız kalıyor hem de failleri bırakın cezalandırılmayı teltif ediliyor. Yani bu gelenekte... Bu durumda aslında derin devletten söz etmek mümkün mü? Bu sadece devletin kendisi. Devletin kendisi. Zaten bakın biz bazen şey diyoruz, bu işin faili devlettir dediğimizde bize bazen tepki geliyor. Aa devlet demeyin. Hı hı. Ama siz devlet içinde elbette yanlış yapanlar olur. O döneme ait fotoğraflar. Her devlet içinde yanlış yapanlar ama önemli olan onları ayıklamaktır, lanetlemektir. Tabii. Ama siz ona sahip çıktığınızda düşünün siyasetçileri. Ya çok önemli bir anı vardır. Celal Bayar dönemin Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes de Başbakanı. 7 Eylül'de bütün uluslararası alanda tepkiler olunca geliyorlar İstiklal Caddesi'ne beraber yürürken, hı hı, bu pek çok anıda var. Celal Bayar dönüyor Menderes'e diyor ki yani Adnan böyle mi konuşmuştuk diyor. Yani bu kadar mı olacaktı? Biz küçük bir olay gibi düşünmüştük. Bu olay büyümüş diyor. Yani siyasetçilerin de haberi olduğu, yol verdiği ve sonra üstünü örtmediği bir meseleyle, üstüne gitmediği bir meseleye bakıyoruz. Ama ne oldu? İşte bu 6-7 Eylül 1955'teki programa yol veren Menderes ve Bayar 1960'ta darbeyle yüz yüze geldiler. Bir darbe dinamiği de devredildi. Çünkü siz toplumsal kutuplaşmaya, kamplaşmaya yol verirseniz, bu tip devlet içindeki çetelere yol verirseniz, güçlendirirseniz, sonra o çeteler gelir siyasete de devre dışı bırakır. Fakat bugün nasıl, bugüne benziyor sanki değil mi? Yani o mafyalaşma, çeteleşme... Öyle hiç değişmedi çok, Zeynel çok Bey. Benziyor. Bakın ben bunu hep öyle diyorum. Bu devletimizin içindeki o çete, o ur maalesef çok uzun süredir çünkü yüzleşmedi, hiçbir zaman hesap vermedi. Hep suç işledi. Mesela Maraş olayları deriz değil mi? Malatya olayları. Halbuki onlar katliamlardır. Devlet içinde planlanmıştır. Alevi evleri işaretlenmiştir. Bindirilmiş faşist kıtalar Alevi evlerine saldırtılmıştır. Ve büyük felaketler yaşanmıştır. Malatya'da, Maraş'ta, efendim bu tip sonuçta katliamlar söz konusu. Hrant Dink cinayetine bakalım. Ya 14 yıl önce oldu. Biz ne dedik Hrant Dink cinayetinden sonra? Hrant Dink'in katili devlettir. Niye? Topyekün istihbaratıyla, emniyetiyle, jandarmasıyla, efendim güvenlik teşkilatıyla, bütün kurumlarıyla herkesin bildiği ve yol verdiği bir cinayet. Bu cinayetin içinde kamu görevlileri var. Gelin Hrant Dink cinayetini bu devletin arınma cinayetine, arınma davasına çevirelim dedik. Onlar ne yaptılar? Önce efendim o dönem güçlü olan cemaatçiler, ergenekoncular diye yaftalayıp belli bir kesimi tasfiye etmek için bu davayı kullandılar. Daha sonra devran döndü. Bu sefer diğerleri, cemaatçileri, FETÖ'cüleri dediler ki bunlardır dediler ve gerçek faillere ulaşılamadı. Yani öldür diyenler yargılanmadı. Öldür diyenler yargı önüne çıkarılmadı ve bu gelenek yoluna devam ediyor. Yakın zamanda Deniz Poyraz arkadaşımız İzmir HDP İl Başkanlığı'nda katledildi. Evet. Şimdi diyorlar ki bir tek kişilik bir meczup bunu yaptı. Biz buna asla inanmıyoruz. Devletin bütün polisinin, emniyetin, istihbaratın izlediği bir il başkanlığımıza tek başına birisi gelecek böyle bir katliam o yapacak. Silahlarla. Mümkün değil, organize bir şekilde yapılmış. Arkasından güçler ortaya çıkarılmıyor. Veya Ankara'da bir pogrom oldu biliyorsunuz mültecilere karşı. Ya emniyet sadece sessiz kaldı. Hatta bazıları şuradan git buradan git dedi. Böyle baktığımızda bugünlerde de mültecilere karşı bir tepki söz konusu. Bunu örgütleyen devlet içinde karanlık güçler olabilir. Yani bu açıdan baktığımızda cezasız kalan suçların tekrarladığı ve devlet içindeki öteki bildikleri herkese karşı bu tip suçları işlenmesine cevaz veren gelenek yoluna devam ediyor. O yüzden ben herkese söylüyorum 6-7 Eylül 1955 Ermenilere karşı yapılmış, Rumlara karşı yapılmış demeyin. 6-7 Eylül 1955 aslında bugündür ve her birimiz... Ki geçmişte mütedeyyinlere karşı da oldu biliyorsunuz. 28 Şubat süreçlerinde belli algılar yaratmak için bazı meczuplar ortaya çıkarıldı. Acizmendiler bilmem neler ve bir algı yaratıldı. Hı-hı. Ve 28 Şubat'ta postmodern dedikleri darbe sürecinin altyapısı yapıldı. O açıdan her birimiz bu çarktan geçtik. Her birimiz bu çarkın mağduru olduk. Bu kötücül, bu organize kötülük yapısını devlet içinden çıkaramadığımız sürece hiçbirimiz güvende olmayacağız. Bunu böyle bilelim.